Merhaba arkadaşlar, Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Biz daha öncesinde 0 TL ile bir günde bir haftada güzel kadrolar oluşturmuştuk arkadaşlar. Bu sefer istedim ki çok daha güçlü bir kadro oluşturalım. Bunun için de zamanı birazcık arttıralım. Bir günde ya da bir haftada değil, süreyi 2 haftaya çıkaralım. Ve 2 hafta gibi bir süreç içerisinde ne kadar güçlü bir kadro oluşturabiliriz? 3000 kolektif güce ulaşabilir miyiz? 14 günümüz var. 14 günde oyun içerisinde yapabileceğimiz her şeyi yapıp toplayabileceğimiz her şeyi toplayarak 3000 kolektif güce ulaşmaya çalışacağız. Hemen zaman kaybetmeden hesabımızı oluşturalım. Kullanıcı adına 2 haftalık hesap diyelim. 2 haftalık hesap. Bu ilk defa oluyor bu serimizde. 2 haftalık hesap 1 alınmamıştır diye düşünüyorum. Vay be, alınmış. Bizden önce bunu yapan birisi var. Şu P'yi büyütelim o zaman. Sonra 1 diyelim. Ben alınmamıştır diye düşünüyordum. Vay canına ya. Acaba nasıl bir kadro oluşturdu yapan arkadaş? 2 haftalık hesap 1 diyen arkadaşımız eğer bir kadro oluşturduysa 2 hafta süreç içerisinde yorum yazarak bizlerle paylaşabilir. Bu videoyu izliyorsa şahsen. Hesabımızı oluşturduk arkadaşlar. Tarihi de sizlerle paylaşacağım. Bugün bir kampanyanın son günü. O kampanyadan dolayı da hediyelerimizi az da olsa alabiliriz. Giriş bonusu. Hoş geldiniz giriş bonusu. E-Futbol Festival kampanyası 4 haftalık bir kampanyaydı. Bugün 4. haftanın son günü. Keşke biz bu 2 haftalık hesap güçlendirmeye çok daha önceden başlasaydık. Ama en azından bir tane ücretsiz top açma hakkını alıyoruz. Diğerleri yanacak. Uçağı hediyesi var. Worldwide bedava Epic hediyesi. En azından Epic hediyesini kaçırmadık. Uçağı Lionel Messi. Öncelikle tarihi sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Şu an öğleden sonra 6'yı 9 geçiyor. Akşama doğru geliyoruz. 26 Temmuz Çarşamba günündeyiz. 14 gün bile sürmez aslında bizim kadroyu güçlendirmemiz. 12 günde bitebilir. 2 tane 50 futbol parasını alabiliriz günlük girişlerden. Ben bu etkinliklerin bazılarını yapmam gerekiyor. Mesela buradan Player of the Week top açmak elde edeceğiz. Şuradan da bir tane Player of the Week top açma hakkı. Ben hemen bu etkinlikleri oynayayım arkadaşlar. Ücretsizleri alarak hesabımızı ilk günden ilk saatte güçlendirmeye başlayalım. Hesabı açalı yaklaşık 1,5 saat oldu arkadaşlar ve bazı ücretsiz top açma hakkı veren etkinlikleri ben oynadım. Hemen kadromuzu birazcık oluşturabilmek için neler yaptım? Marketten uyguna futbolcular aldım. İngiltere Ligi'nden özellikle İngiltere Ligi etkinliklerini tamamlayabilmek için. Marketten aldığımız futbolcular bedava top açma haklarıyla da birkaç tane 4 yıldızlı futbolcuyu kadromuza kattık ama Messi dışında bunların neredeyse hepsi kadromuzda olmayacak. Belki de 2 hafta sonra bunları sileceğiz de. Şimdi neleri topladık? Daha 1,5 saatte tümünü al diyelim. Bedava top açma haklarımız var. Ve görevlerden de olabildiğince hediyeleri almak için bedava epik top açma hakkı, 150 futbol parası, GP'ler, DP'ler için görevlerin birçoğunu tamamladım ben. En çok da tabii e-futbol parası ve bedava Epic için. Hemen tümünü al diyelim. Daha tamamlayamadıklarımız da var. 60.000 GP şimdilik kenarda kaldı. Şu ana kadar 1,5 saatte 360.000 GP, 150 futbol parası yaptık. Burada da hedeflerden de alacaklarımız var. Hemen Messi'den bunları da alalım. Tümünü al diyelim. 400.000 GP. Kariyer hedeflerinde 48 demekte. 500.000 GP olur mu? Oldu. 525.000 GP. 8 tane ücretsiz top açma hakkımız var. 5 yıldızlılar var mı? Bir tane varmış. Hemen bunu açalım. 5 yıldızlı bizler için en önemlisi. 20 numaralı formasıyla gelen isim Jota geldi. Fena değil ama daha iyisinin gelmesini isterdik. Şimdi en önemli yere geliyorum arkadaşlar. 2 tane epiklerden top açma hakkımız var. Şimdi mi açalım? Aslında 14 gün süremiz varmış ama 14 gün sonra da açabiliriz. Bir Showtime'dan başlayalım. Buradan bir tane ücretsiz top açma hakkımız var. İçeride süper futbolcular. Biz bir günde hesap oluşturma ve bir haftada hesap oluşturma çekerken ücretsiz Showtime'a tek atmıştık. Keşke bunda da olsa. Hadi be. Renkli ya da Showtime bir kart. Ne yazık ki vermedi. Çok isterdim buradan Showtime ya da renkli bir kart çıkarmayı. 3 yıldızlı futbolcu. 2 tane de Player of the Week'ten ücretsiz top açma hakkımız var arkadaşlar. İçeride çok güzel futbolcular var. Bu tarafta da diğer tarafta da. Şimdi önce buradan bir açalım. Diğer tarafta Mbappe var. Buradan kim gelsin? Pedri ya da Hakimi. Bir Fransa yaparsa Hakimi olur mu? İtalya Ligi 5 yıldızlı, en azından 5 yıldızlı İtalya Ligi'nden futbolcu geliyor.
Roma takımına gittik. Savunmasından futbolcu geldi. Ibanez 92 seviyeli. Yine de 5 yıldızlı bir futbolcu geldi. Daha da düşük seviyelisi gelebilirdi. Fakat burada Mbappe yer alıyor. Foden, Casemiro, Son, Rafael, Romero, Ferran Torres, Bruno Fernandes, Ward-Prowse 94 ve üstü. Hedefimiz onlar. Şuradan da bir 5 yıldızlı çıksa. Hesap kendini gösterecek. Nasıl başlarsa belki öyle devam edebilir. Hangi lig? Yapma ya. 4 yıldızlı futbolcu geldi. Hatete, göbek futbolcusu. Oyuncu ayrıntıları Japonmuş. Japon mil etkinliklerinde kullanırız. Tek o işimize yarayacak. Daha iyisi olabilirdi. Hızlı hızlı ben de etkinlikleri yaptım. Daha güzel top açılımı olacağını hayal ederek. Şuradan epikleri de açalım bari arkadaşlar. Bakalım kimler gelecek. Daha 1,5 saatte kadromuz nasıl olmuş olacak? Hemen ücretsize bastık. İlk bedava epiğimize Drogba ya da Çeh gelir mi? Bir forvet, bir kaleci. İngiltere Ligi. Chelsea forması görür müyüz? Göremedik. Arsenal'dan Bergkamp geldi. Yüksek seviyeli bir futbolcu. Kadro gücümüzü arttıracak. İyi, güzel. Seviye anlamında çok yüksek futbolculardan bir tanesi. Şimdi diğer bedava epiğimiz. Yine yüksek seviyeli biri gelse. Hadi be Drogba. Olmadı kaleciçe. İngiltere Ligi. Orada da çok fazla epik var. Kaleci. Sevindim. Bir an dedim mavi formayı görmediğime üzülecektim Drogba'nın gelmediğine. Ama çok güzel bir kaleci geldi. Hem çok güzel hem seviyesi yüksek. Casillas mesela 100 seviye ama ben pek beğenemedim Casillas'ı. Çeh uzun boylu etkili iyi kalecilerden birisi. Kale şu an emin ellerde. Bergkamp'ı ileriye yerleştiririz. Şimdi top açma haklarımız kalmadı. Bir tane, iki tane de 3 yıldızlı adaylı sözleşmemiz var. Ben Japon futbolcu alayım arkadaşlar. Çünkü bu Japon etkinliklerimizde işimize yaramakta. Çünkü bu 3 yıldızlar 2 hafta sonra kadromuzda olmayacak. Sadece hem Japon milli takımını seçtiğim zaman işime yarıyorlar bu Japon futbolcular. Japon olanları alıyorum ben. Hem de Japon liginde oynayanlardan kadro kurduğumuzda orada da işimize yaramakta. Ben mesela alırken şu diğerlerini almıyorum. Farklı milletten olanları. Mesela bu Brezilyalıymış. Ben doğrudan Japon'u alıyorum. Çünkü milli takım etkinliğine de Japonya'yı seçeceğim. Japon futbolculardan oluşturduğum kadroyla o etkinliği de tamamlarız. İki tane Japon futbolcuyu aldık. Şu an kadromuz 1,5 saatte nasıl oldu? Bedavalarımızı falan açtık. Hatta bir yarım saat daha oynasak bir iki tane daha bir şey kazanırdık. 5 yıldızlı 4 yıldızlı adaylı sözleşmeyi kasabilirdik. İstatistiğe göre yapsın. Şu an kadromuza baktığımız zaman yine de fena olmadı. Daha 1,5 saat için Messi, Bergkamp, Jota, sol açıkta Sancho, Japonlar var. Stoperin bir tanesi Ibanez. Bu bedava 4 yıldızlıya da bunu çıkarmıştık. Sol beki Hatate'yi yerleştirmiş. O demek orada oynayabiliyor. Kaleci Che, Ochoa kenarda. Bir de bu futbolcumuz var. Arrascaeta 4 yıldıza gelmişti. Burada da 4 yıldızla Lozano geldi. Şu an 1,5 saat itibariyle tabii çok güçlü bir kadro değil ama en azından etkinliklerde biraz maçları rahatlıkla kazanabileceğimiz güce ulaştık diyebilirim. Bugün tam 14. gün arkadaşlar. 2 haftalık süremizi doldurduk. Hatta bazı etkinlikler yarımda, hedefler falan eksikti. Futbol parası veren hedefler falan. Tamamladım ve hemen kayda başlıyorum. Kadromuzu şimdi güçlendirmeye başlayacağız. Ve ilk defa 2 haftalık hesap fulleme yapıyoruz. Bir seri olur mu bilmiyoruz ama belki bir daha da yapmaya da biliriz. Belki de yapabiliriz. Bakalım nasıl bir hesap ortaya çıkacak. 2 haftada neler topladık? En son 150'ye futbol paramız. 400 küsür bin GP'miz varmış. Şimdi yine hediyeleri topladığımızda burada futbol paraları var. Etkinliklerden filan kazandığımız günlük girişlerden 50 50 filan. Özellikle de antrenör çok önemli. 1.852.000 GP'ye şu an ulaştık. 550 futbol paramız. Daha görevlerden de toplayacağız. 2,5 milyon GP yapar mı acaba? Burada 200'e futbol paramız. Bayağı da GP'miz var ama. Şimdi bunları tek tek alalım. 2 milyon GP'yi geçeceğiz. Futbol paramız. Şimdi buradan bir 100 daha gelecek. 750 olacak. Ama bitmedi. Başka hedeflerden daha alacağız. Hemen şu yan tarafa geçelim. 650 milyon indirmelik bu hedeflerde futbol paraları var arkadaşlar. Şu an 100 tane alabiliyoruz.
Sıradaki hedefleri de yaptıkça daha buradan 100 tane daha futbol para, 100 futbol parası alınacak. Tümünü al diyelim. 2 milyon 222 bin GP'ye ulaştık. Nasıl denk geldi böyle? Şu 700'de 2 falan olsaydı. 2, 2, 2, 2. Full hepsini 2 yapabilirdik. 850 futbol paramız bitti. Futbol paraları bu kadar arkadaşlar. Ama çok da güzel oldu. O 50 o kadar işimize yarıyor ki. İnanın 900 olsaydı daha çok gözüme batardı. Çünkü en son harcadıktan sonra 50'ye futbol parası kalacaktı. O 50'ye de bir şey yapamayacaktım. Şu an futbol parasının hepsini harcayabileceğiz. 54 tane de burada var. 2 milyon 384 bin GP. 2,5 milyon olmadı ama çok fazla GP'miz var. Marketten en pahalı futbolcuları alabiliriz. En pahalı menajeri alabiliriz. Herhangi bir para sorunumuz yok. Ücretsiz top açma haklarında 5 yıldızları açalım. Bayağı da 5 yıldızımız varmış. Şöyle Mbappe, Kevin De Bruyne gibi isimler gelse. Orta sahaya şimdi biri gelecek. 19 numaralı formasıyla. Gelen isim Mason Mount. Daha yüksek seviyeli isim gelmesini isterdik. Şimdi bir Fransa yapsak. Paris, hiçbir lige gitmedik. Bayern Münih olabilir. Bayern Münih. Diğer takımların futbolculara kaldırılmıştı. Doğru. Ama ha, Bayern Münih dışında diğer farklı Alman takımlarında oynayan ya da Alman futbolcular da var. Aa, Ronaldo geldi. Cristiano Ronaldo'yu çıkardık. Bağımsıza gidince benim aklım hep Alman ligine gidiyordu. Cristiano Ronaldo. Tabi eski seviyesinde falan değil ama ilk defa Ronaldo'yu çıkarıyorum ben. E-futbol oyununda Ronaldo'nun normal kartını hiç çıkarmamıştım. Çok ilginç oldu. Görmeyi hiç beklemiyordum. Aklımın ucundan geçmiyordu. Milan takımının yeni forması. Oo, çok güzel. Sol beki Hernandez geldi. Sol beki hallettik arkadaşlar. Güzel bir futbolcu. İspanya Ligi. De Jong mu gelecek? İçimden şimdi De Jong geçti. Barcelona. Evet. 21 numarayı De Jong giyiyor. Çünkü ben De Jong'u bayağı çıkarıyorum. Çok geliyor bana De Jong. 5 yıldızlı İspanya Ligi'nden. İspanya'dan gelen isim. 13 numara. Oblak mıydı? Evet. Çok da güzel bir kaleci çıkardık ama E-Futbol 2022'de seviyesi çok yüksekti. 98'e kadar çıkıyordu normal kartı. Sonradan birazcık düşürdüler. Ama yine de güzel bir kaleci çıkardık. Şimdi burada ücretsiz top açma haklarımız var arkadaşlar. Onları kullanacağız. Hollanda'dan var, buradan var. Sonra paramızı da açacağız. Fakat görevlerden bir maç biletlerinin kilidini açalım. Antrenörleri toplamak istiyorum. Çünkü bizim bu serimizde antrenör yetmiyordu. Şöyle kötü bir durum var. O kadar fazla elimizde adaylı sözleşme olacak ki. Ama adaylı sözleşme paketini ben pek beğenmedim. Bir tane 99 seviyeli futbolcu var. 98 yok. Bir öncekinden de biz İsa almamışız. Niye almadık onu da hatırlamıyorum arkadaşlar. Aradan zaman geçti. Çok fazla değişik içerikler üretince de. Mesela İsa keşke alsaydım. Belki de unuttum İsa almayı. Bu orta tarafta Thiago var. Aşağıda Forvet, Scamacca. İkisini de alalım. 500'lüğün kilidini açtık. Geri bize 300'e futbol paramızı verecek. Cebimden aslında 200'e futbol parası çıktı. 2 tane 5 yıldızlı adaylı sözleşme, Scamacca'yı falan da aldık ve birçok diğer hediye. 250'liğin de kilidini açtım. Buradan 50 futbol parası cebimden çıktı ama karşılığında çok fazla hediye aldık. En sevdiğim yani de şu orta kısım. Sadece 50 futbol parasına ama bir kerelik. İlkinde böyle. İkincisinde burası 500'e futbol parası oluyor. Maç biletinde GP hediyesi yoktu. 2,5 milyona çıkaramadık GP'yi ama antrenör derdimiz olur mu bilmiyorum. Yine olabilir. Yedekte o kadar fazla oyuncu var ki fulleyemiyoruz oyuncuları. Bir de Player of the Week paketi gelmedi. En azından Player of the Week futbolcuları maksimum seviyeli bir şekildeydi. Şimdi biz buradan Vinicius Junior'u bilen Bellingham'ı çıkarırsak nasıl fulleyeceğiz? İşin kötü tarafı da o. Ne yapalım? Önce ücretsizleri açalım arkadaşlar. Hadi buradan bir açalım. Çok zor bir ihtimal ama. Ya bir şey vermedi ne yazık ki. 5 yıldızı verse. 3 yıldızı. Hemen geldiği gibi silelim. Antrenöre ihtiyacımız var. 1000 bile olsa işimize yarayacak. Yaz transferlerinden başlayalım. Burada önemli olan kolektif gücümüzü yükseltmek olduğu için 99 Nkunku, 98 Havertz'i kesinlikle çıkarmalıyız. İyi ki pakette kaleci yok. Kaleciye de ihtiyacımız yok. Real Madrid paketinde de kaleci yok. Bu güzel oldu. Bazen üst üste kaleciler geliyor. 3 tane kaleci oluyor elimde bir anda. İngiltere Ligi. Nkunku Havertz. Üst üste ikisi gelir mi? Nkunku geldi arkadaşlar. Tamamdır. 99'luğu çıkardık. Çok güzel başladık buradan. Bir Nkunku. Şimdi Havertz kaldı.
Stopere buradan Şikrin yer ya da Barcelona takımının stoperi var. O da güzel olabilir. Yap bir İngiltere Ligi diyeceğim de o kadar isim var ki İngiltere Ligi'nde. Yok. Sol beke Guerreiro geliyor. Hernandes'imiz vardı. Bu kötü oldu. Şimdi sol bek Hernandes çıkmıştı. Şimdi bir daha sol beke, sol kanatta falan da kullanabiliriz. Guerreiro'yu çıkardık. Güzel bir sol bek futbolcusu. Şimdi biz buradan iki tane daha açabiliriz. Ama burada Ronaldo'lu paket de var. Buradan da açsak mı diyeceğim. Abi biz Ronaldo'nun normal kartını çıkardık. Burada düşük seviyeli isimler de var. Yüksek seviyeli futbolcular da var. Biraz riskli. Real Madrid yapalım bir arkadaşlar. Bakalım buradan ne gelecek. Vinicius Junior, Alaba, Bellingham. Şu üçlüyü bir çıkarabilsek. Bu hafta üçüncü hesabımızdan Real Madrid'den top açılımı yapıyoruz. Bu üçlüyü çıkaramadık. Bir kere Alaba'yı çıkardık sadece. 21 numara. Carvajal miydi? Yok değil. Bu Milan takımından geçen futbolcu. Carvajal 2 numarayı yiyordu. Doğru. Brahim Diaz olmalı. Real Madrid'den bu hafta istediğimizi pek alamıyoruz. Hadi be. Vinicius Junior, Bellingham, Alaba. Şu üçünden ikisini alsak bari. Real Madrid ya sağ bek falan gelmesin şimdi. İki tane de sağ bek var pakette. 17 numara. Kim giyiyordu? Sağ bek futbolcusu. Sağ kanatta, sağ açıkta kullanabiliriz. Lucas Vazquez'i. Tam da dedim iki tane sağ bek futbolcusu var. Onlara denk geldik. E zaten bundan sonra gelen büyük ihtimalle yüksek seviyeli olacaktır. Sondaki iki tane futbolcuyu da çıkardık. Şu ilk üçlüden birini çıkarabilsek. Bellingham güzel olur. Ama Alaba. Hem yüksek seviyeli hem birçok yerde kullanabiliriz. Stoper yaparız, orta sahada kullanırız. Sol bekimiz doldu. Oraya çekmeyiz ama. Real Madrid'den son top açılımına. Ya olacak iştir. İki tane üst üste sağ bek çıkardık arkadaşlar. En düşük seviyeleri çıkardık. Bu nasıl bir hesap? Harika başladık Nkunku'yla. Ben iki haftada böyle 3000'i geçeriz, rekor kırarız diye düşünüyordum ama top açılımlarında o kadar iyi olamadı hesap. Yani normal kartlara bakıyoruz. Orada Ronaldo'yu çıkardık. Hernandez'i çıkardık. Düz 5 yıldızlılarda. Orası daha heyecan vericiydi. Kaleci Oblak'ı falan çıkardık. Real Madrid hayal kırıklığı. Şimdi buradan bir tane daha açalım. Burada yüksek seviyeliler var. Aman buradaki sağ bekte gelmesin. En azından stoperde kullanabiliriz. Sol bekte doluyuz. Şikin yerde var stoper. Gizli forvet Havers. Bir tane açalım. Yine biz buradan açalım. Diğer tarafa yönelmeyelim arkadaşlar. Ronaldo'lu, Hakan Çalhanoğlu'lu yerde düşük seviyeliler de var. Havers gelir mi? İngiltere Ligi. Şimdi orada Tonali var, Havers var, Kovacic var. Var da var. Tonali. Orta sahaya 8 numara Tonali'yi çıkardık. Son hakkımızda yine buradan açalım. Belki Havers'i çıkarız. 98 seviye. Ya da belki bir stoper de olabilir. Top açılımları çok iyi başladı da kötü devam etti. İspanya Ligi'nden Barcelona takımının stoperini çıkarırız. Mı? Yok, Aspilicueta geldi. En azından Joker ve futbolcu. Stoperde sağ bekte kullanırız ama düşük seviyeli. Yani biz galiba GP'mizle gideceğiz. Mbappe, Haaland böyle pahalı futbolcuları alacağız. Öyle görünüyor. Adaylı sözleşmelerimizi kullanacağız fakat kullanmadan önce bir kadromuza bakalım. O kadar güzel ve fazla adaylı sözleşmemiz var ki. Ama pakette o kadar yüksek seviyeli isim yok ne yazık ki. Kötü olan o oldu. Şimdi kesinlikle stoper almamız lazım. O kadar stoper vardı paketlerde. Bir tane bile çıkaramamış mıyız biz? Aspilicueta'yı doğru stopere çekebiliriz belki. Ama yine de stoper alalım. Vay be. Yaz transferlerinde Skriniar vardı. Barcelona takımının stoperi vardı. Diğer tarafta Alaba vardı. Üçünden de bir tanesini çıkaramadık. Görevler dedik. Buradan alacaklarımız var. Hemen bir alalım. Buradan bir 7000 GP geldi. Kolektif gücümüzü arttıralım. Kaleciye de ihtiyacımız yok. Yoksa burada Neuer vardı. Hem de yüksek seviyeli. İşimize yarardı ama kalede Çe hiçbir zaman formsuz gelmeyeceği için. Belki kaleci almayabiliriz. Immobile. Santrafor tamam arkadaşlar. Stoper de var burada. Defansif stoperimizi alalım. Yüksek seviyeli bir Kimpembe olsun.
Çok fazla adaylı sözleşmemiz var. Rahatlıkla alabiliyoruz hepsini. Şimdi buradaki sol bek de güzel futbolcuydu. İyiydi ama sol beke ihtiyacımız yok. Bir tane daha stoper var. Kaleci Neuer bizim kadro gücümüzü arttırır. Yedeklerde de iyi bir kaleci olur. Alabiliriz. Philips'i de alabiliriz. Yani rahatlıkla alabiliriz. Çok fazla adaylı sözleşmemiz var. Şu dosumuzu alalım, Philips'i. Güçlü, iyi özelliklere sahip bir defansif orta saha. Göbek futbolcusu Bentancur'u alalım. Orta sahada oyuncu sayısını arttırmış olduk. 5 yıldızlı adaylı sözleşmelerimizi bitirdik. 4 yıldızlıları şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi antrenör yetmediği için buradan en azından antrenörü olan fullenmiş futbolcuları alarak değerlendirelim. 4 yıldızlı da 4 tane futbolcu var. Alalım. En kötü yedeklere yerleştiririz. Kadro gücümüzü arttırır. Arkadaşlar full bütün paketi aldım. Paket kayboldu. Gösterecektim. Aldım tüm futbolcuları. İlk kez bunu yaptım ben de. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Bir adaylı sözleşmedeki tüm futbolcuları aldığımızda o pakette kayboluyormuş. Şu an Japon paketi gitti. Hala adaylı sözleşmeler bitmedi ama 3 yıldızlı, 4 yıldızlı ne varsa aldım. Paketi bitirdim. Çünkü unuturum, adaylı sözleşmelerin süresi dolar. Olur da bir gün bu hesapla Japon Ligi etkinliğinde oynanacak olursa en azından Japon Ligi'nde oynayabilecek bir kadro oluşsun. Çok da güzel bir kadro oldu. Hala adaylı sözleşmelerimiz var. Bir de buradan alışveriş yapalım 4 yıldızlıya. Koronanın özellikleri falan iyiydi. Birçok yerde de oynayabiliyor ama antrenörümüz yetmeyecektir. Büyük ihtimalle kadro dışında kalabilir kendisi. Şimdi şey yapalım arkadaşlar. Mağazaya bakalım. E-futbol puanımız ne kadar var? 11.100. 2 tane futbolcu alabiliyoruz. Sağ bek Ferrer'i alırız. Pires'i alalım. İkisini de alalım. Savunmaya takviye olmuş olacak. Ferrer'i aldık. Pires'i de aldığımızda geriye 1.100 e-futbol puanımız kalacak. Biriktirdiğimiz bu 2 milyondan fazla GP'yi şimdi harcamaya başlayalım. Biz bu GP ile bile sıfırdan kadro oluşturabiliriz. Ama öncelikle ben menajerimi alayım. Zeiss'leri alalım. Hızlı kontrataklı daha çok oynadığım için 480 bin GP verdik. 2 milyonun altına indik. Şimdi standart oyuncu listesine geldiğimizde en pahalıdan itibaren sıralayalım. Mbappe'yi alırız 1 milyona. Geriye 913 bin GP'miz kalır. Sonra yanına bir de Haaland yapsak 640 bin. Bazı futbolcuları da silsek bir 300 binimiz kalır. 300 bin markette 300 bine satılan futbolcular da var. Onlardan birini de alabiliriz. Şöyle baktığımızda Marquinhos mesela stopere gelebilir. Van Dijk'ı falan yerleştirebiliriz. Yani burada Mbappe'yi alalım mı almayalım mı? Paramızın çoğunu Mbappe'ye verelim mi vermeyelim mi? Mbappe çok yüksek seviyeli bir futbolcu. Kadro gücümüzü arttıracak ama bir futbolcuya bu kadar para vermek mantıklı mı değil mi? Sanki mantıklı değil gibi geliyor bana. Ama ya bu kadar GP biriktirmişiz biz. Alalım ya, en pahalısını alalım. En kalitelisini alalım. Mbappe 1 milyon GP. Solda, sağda, santraforda kullanabiliriz. Paranın çoğunu tek bir hamlede bitirdik. Mbappe. Zaten menajere verdik 500 bine yakın. Mbappe'ye verdik. O kadar biriktirdiğimiz paranın çoğu gitti. Erling Haaland'ı da alalım. Güçlü bir futbolcu. Ben seviyorum. Erling Haaland kenarda da dursun. Şimdi geriye çok az cebimiz kaldı. 3 tane şeyle parayı bayağı bir çarçur ettik biz. Oradan bir de stoper alırız. Marquinhos. Birçok farklı yerde kullanabiliyoruz. Ya da farklı bir futbolcu da alabiliriz. Elimizdeki düşük seviyeli futbolcuları çıkarsak sırala genel dereceye göre sıralamış. Normal kartları silebiliriz. Aslında bazılarını fullleyip silsek daha çok GP verecek ama tabii o biraz zaman kaybetmiş olacağız. O yüzden ben hemen hepsini seçiyorum. Bunlardan pek bir şey gelmeyecek. Oyunun hediye ettiği. Benim aldığım Japonlar filan birazcık verecek. Kaç tane futbolcu seçtik? Çok fazla futbol. Şimdi Mason Mount'a geldik. Bentancur'u silelim. Navas'ı silelim. Lozano. Hernandez kalsın. Jota Sancho da silinmez ama. Bremer'i silelim. Ronaldo kalsın. Baktığımızda diğer futbolcular kalsın. Şimdi serbest bırak dediğimizde GP'miz 314 bine kadar ulaştı. Mane'nin hızlı kontrata 77. En azından burada çok fazla antrenör harcamayız. Mane'yi alalım arkadaşlar. Güçlü bir hücum futbolcusu kenarda olsun. Şimdilik ben fullemeye başlayayım arkadaşlar da. Kaçını fulleyebileceğiz? 2 haftada çok antrenör birikmiyor. Bir Player of the Week oyuncusu yok işin kötü tarafı. Player of the Week oyuncuları en yüksek haliyle geldiği için antrenör harcamıyorduk.
2 haftalık süreçte 65 tane 10 binlik, 76 tane 4 binlik, 154 tane binlik biriktirmişiz. Bakalım kaç futbolcuyu fulleyebileceğiz. Şu an kolektif gücümüz 2640. Tüm oyuncularımızı fulleyemedik arkadaşlar. Antrenör bitti. Bazı oyuncular ne yazık ki fullenemedi. O yüzden onların yerine Japonları yerleştirdim. Şimdi maksimum kolektif gücümüze bakalım. Zeiss'leri seçtik. Zeiss'lerde hızlı kontrol taktiği 87. Bazı futbolcuların takım oyu tarzını da yükselttim ben. Takım oyu tarzımız 100 olsun diye. Onayla dediğimizde kolektif gücümüz yazacak. Bastık gitti. 2975. Şarjımız da birazcık azalıyormuş. Tam da uyarı verdi telefon. Biz bir haftalık hesap fullemede bir haftada 2985 yapmıştık. Sonra o hesabı ikinci haftasında 3000'e çıkarmıştık. Ne yazık ki savunma futbolcularımız düşük seviyeli oldu. Stoperlerimiz, sol bekimiz kolektif gücü aşağı çekiyor. İşte biraz da Japonları yerleştirdik. Top açılımları çok iyi olmadı. Ki marketten aldığımız birkaç tane yüksek seviyeli isim var. Erling Haaland, Mbappe. Ha kadro güzel mi güzel? Savunmayı saymazsak. Savunmaya yüksek seviyeli futbolcular çıkarabilseydik. Mesela bir tane Alaba'yı çıkaramadık. Ya da Skriniar'dır. Barcelona takımının stoperidir. Onları da çıkaramadık. Herhangi bir stoper futbolcusu. Kadro dışında kimler kaldı? Şimdi kimleri fulleyeceğiz? Mesela Albert Ferrer'i fulleriz. Sağ bekte stoperde kullanabiliriz. Oblak yüksek seviyeli bir kaleci. Pres de tabii Japonlarımızdan yüksek. Real Madrid top açılımı kötüydü. Düşük seviyeli isimler geldi. Hani antrenör olsa Hernandez'i yedekleri alabiliriz. Korona'yı alabiliriz. Korona'yı almazdık. O 91'den 94'e çıkmakta. Üçlüde kadroyu düzenlediğimizde 2976'ya çıktı. Bir tane artış gösterdi. Şu savunma futbolcuları bizlere batırıyor arkadaşlar. 94-95 seviyeli stoperlerimiz var. Marketten Mane'nin yerine belki stoper futbolcusu alabilirdik. En azından ilk 11'de kullanırdık. İki santraforumuz, kanatlarda da 99'luklarımız var. Yüksek seviyeli. Maksimum çıkabildiğimiz 2976. Ama 2 haftalık süreçte bu hesabı oluşturduğumuz için ben 3000'e ulaşmayı istiyordum. Ne yazık ki kötü top açılımları oldu. Çok iyi top açılımlar olmadı. Ancak stoperlere bakmazsak, orayı kapatsak kadro çok güzel. İleri hat çok yüksek seviyeli. Kenarda da 3-5 tane yüksek seviyeli ismimiz var. Birkaç taneyi şu aşağıdakileri çıkardığımız zaman güzel bir kadro olacaktır. 3000 kolektif güce doğru ilerleyeceğiz. Umarım videoyu izlerken sizler de keyif alırsınız arkadaşlar. Önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.